Şöyle de bir durum var aslında şuradan devam edelim dilerseniz. 18 Temmuz'da Sayın Erdoğan KYK borçlarında sadece ana para ödemesi imkanı getirildiğini duyurduktan sonra Twitter'da Teşekkürler Erdoğan, Teşekkürler Kılıçdaroğlu aslında mücadelesi başlamıştı. Tartışmanın sebebi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun 10 Temmuz'da paylaşmış olduğu bir tweetti. Gençlere sesleniyorum faizi KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek. O da iş bulduğunuzda dedi. İran dönüşünde de Sayın Erdoğan bu konuyla ilgili konuştu ve dedi ki en son Bay Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim, yaptım noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten. O söyledi, ben yaptım şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi Hilmi Bey sizinle devam ederim. CHP dillendirdiği hükümet hayata geçirdi şeklinde kamuoyunda böyle bir algım var? Gözlemleriniz ne yönde? Tabii Kamuoyunda böyle bir algı yok ancak kamuoyunda böyle bir şey var. Oluşturulmaya çalışılan bir algı var. Özellikle sosyal medya konusunda Sosyal medya e, gündemi büyük oranda belirliyor gibi gözüküyor. Ancak e, yani bu algıya aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı e, şöyle bir esprili cevap vermiş olsaydı, bu e, şeyle, BM Genel Sekreteri ile e, dün atılan imzadan sonra e, teşekkür ederiz bu fikri de bize çünkü onu da sahiplenecekler. Sayın Kılıçdaroğlu verdi şeklinde bir şey söylemiş olsa orada anlaşılabilirdi. Çünkü böyle bir sahiplenme durumu var. Elbette muhalefet açısından muhalefet sürekli yeni e, hükümeti de zora sokacak taleplerde bulunur. Hükümette zaman zaman bu talepleri kaynak olmadığı için <laughs> e, yap, e, yapamayız bunu çeşitli sebeplerle der. Ancak e, özellikle e, son iki yıldaki e, işte küresel salgından dolayı hükümet ciddi anlamda sosyal politikalara ağırlık vermiş durumda. Yani bu bu noktada da dar gelirinin hayatını nasıl rahatlatabilecek onu araştırıyor ve o anlamda da bu tür uygulamaların desteklerini de yapıyor. Daha önceki süreçler açısından bakıldığı zaman burada herhangi bir e, icraat noktasında bu e, Kredi Yurtlar Kurumu'nun e, işte bu faiz konusu diğer e, başka uygulamalarda burada iktidar kimse e, zaten icranın başında da odur. Yani yaptığı işte e, kamuoyu tarafından o şekilde algılanıyor ve değerlendiriliyor. E, sonuç itibariyle Kılıçdaroğlu'nu burada anlamak lazım. Kılıçdaroğlu bir şekilde kendisine bir alan açmak istiyor ee, işte bunu rol çalmak olarak da değerlendirebiliriz ama kendine göre bir siyaset yaparak e, ben söyledim işte e, Erdoğan yaptı diyor e, ama bakıldığı zaman bu işlerde işte e, kredi çekip bir şekilde ödeme zamanı gelen e, öğrenciler e, sıkıntı yaşıyorlardı bu e, bu, bu noktada. Sen ee, Sayın Cumhurbaşkanı bir karar aldı ki bu, bu karara ilişkin çok öncesinde bir açıklamaları var. Bu belli zaten. Bunun belli e, belli olduğu bir süreçte Sayın Kılıçdaroğlu bunu da dillendiriyor sanki ilk kendisi söylemiş gibi. Ee, kamuoyunda da böyle bir algı açısından e, Kılıçdaroğlu söylediği için yapılmış gibi bir algı da e, yok. Bunu daha çok işte e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın e, kesimler, sosyal medya kullanıcıları e, bunu servis ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu da daha sonra EYT Loading diye bir e, EYT ile evet. ilgili e, <laughs> benzer şekilde onu da e, çıkaracaklar gibi bir e, paylaşımda bulundu. Burada da aslına bakarsanız ben e, bizzat biliyorum çünkü ee, bir şekilde Ankara'da yaşıyoruz ve Ankara'da bürokrasinin içerisinde de, Çalışma Bakanlığı'nda da, e, Sayın Bakan'ı da tanıyorum, diğer üst düzey birçok tanıdığım insanlar var. Bu konunun çalışıldığını e, ben biliyorum e ki SGK e, Başkanlığı, SSK Başkanlığı geçmişte yapmış birisi olarak da orada iyi kötü, onun da herhalde bir takım şeyleri vardır, e, eskiden kalan tanıdıkları vardır. Ki kamuoyu da biliyor zaten bu çalışmaların yapıldığını. Sayın Kılıçdaroğlu yine EYT konusunda da benzer bir adım attı. Yarın bu iş çözülünce de işte biz söyledik yapıldı gibi bir açıklama yapacak. Bunu da belki anlayışla karşılamak gerekiyor. Yani kamuoyu da bu tür süreçlerde algının aslına bakarsanız icra noktasında kim imzayı atıp o kararı geçiriyorsa ona eee yazacağında bilir algının da bu yönde olduğu da görülür yani. Evet Sayın Özal siz aslında geçtiğimiz programda da açılışı bu beraberlik KYK ile ilgili galiba. evet Değil beraberlik mi? mesaj evet. vererek açmışsınız. Şimdi e, KYK üzerinden giden bu polemik hakkında konuşuyoruz. Sizin e, vurgulamak istediğiniz konular neler? Biz geçen e, programda konuştuk galiba. Cumartesi günüydü. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapacağını biliyorduk. Hı, -hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun faizleri sileceğiz demesinden sonra benim Cumartesi günü açıklamam şuydu. Çok iyi hatırlıyorum. Şu anda yaklaşık 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Kredi Yurtlar Kurumu'nun faaliyet raporu var. Ondan sonra onu bulamazdık. Ondan sonra bulamadık zaten faaliyet raporunu bilmiyoruz. Ama yaptığımız çalışmalarda 5,5 milyon talebe 5,5 milyar borç gözüküyor. 5,5 milyar borç yaklaşık 300 milyon dolar civarında veya daha da aşağıda. 5,5 milyar talebe. Ben o zaman önerdiğim sizin programda önerdiğim şuydu. Faizleri değil, ana parayı da keselim. 330 bin talebeye verilen burs yerine 1 milyon talebeye verelim. Karşılıksız olarak burs verelim. Bu ek bütçeyle beraber hesabını yaptığımda bunun maliyeti bütçeye 0,4. Yüzde 0,4. Yani yüzde yarım bile değil. Eğer biz gençlere yatırım yapacaksak bunu yapmamız lazım dedim. Fakat burada önemli bir konu daha var. Bu işte internette şimdi Twitter'da çok yaygın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra da iyice arttı. Ben o programda da onu önermiştim hatırlıyorum. Bir de bu arada borç alıp bu kredi bu yurtlar kurumundan borcunu ödeyenler var. Faiziyle. Enflasyon farkıyla ödeyenler var. Ana para borç. Şimdi onlar da mağdur ediliyor. Çünkü onlar ödemiş. Diğerlerinki affediliyor. Orada benim de önerim şuydu. Devlet o paraları mahsup edemez, geri iade edemez ama o çocukların ödediği paralar çalışıyor veya çalışmıyor olsun dedim o programda. Bireysel emeklilik sistemi veya e, sigorta sistemine, SSK'ya prim olarak yatırılsın çocukların hesabına. Onlar da mağdur edilmesin dedim. Şu anda zaten Twitter'den çok konuşulan o. Biz ödedik biz ne olacağız diyorlar haklı olarak. Dolayısıyla bakın göreceksiniz buna da Hükümet bir çözüm bulmak zorunda. Çünkü bu art artarak gelecek. Ben o zaman önerdiğim, cumartesi önerdiğim burada ana para, faiz beraber ödeyenlerin de mağdur edilmemesi, sigorta primine yatırılmasıydı. Ve kredi yurtlar kurumunda değil, bursa döndürmek bu işi, 330 bin talebe değil, 1 milyona çıkarsak bile şu anda bütçenin yüzde yarımı etmiyor. Tübi kredi yurtlar kurumunun faaliyet raporu 2010'dan sonra bulamadık. Yok. Tabii o da bir garip. Yani bir son şey. beş yıl yoktur, yoktur meydanda. Yok hiçbir şey yok ortada. Dolayısıyla bu ödeyen çocukların durumu da önümüzdeki günlerde. İnternete de yok değil mi? Yok hiçbir yerde Büyük yok. Ki, kamu e, yönetimi anlayışına göre. Ben bulamadım. Her kurum. Belki ben bulamadım. Her, 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 kurum her yıl faaliyet raporunu internet sayfasında Belki zorunda. Belki bulamadık zorundadır. bilemiyorum. Böyle kimseyi suçlamak istemiyorum ama sonuçta bu da hükümetin çözmek zorunda üzerine gelecek bir problem olarak görüyorum ödeyen çocukların durumunu. Teşekkür ederim. Peki teşekkürler. Ee, Sayın Yiğitel çok kısa da sizin değerlendirmenizi alayım. Konuşacak çok fazla var. Hazırlayacağım söyleyeyim. Ya şimdi tabi tabi. E, ya yani, bu polemik üzerinden ne, Türkiye'de ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de böyle öne çıkan. Ya ben hani bunu çok anlamsız buluyorum. Hani e, işte Kılıçdaroğlu söyledi de öyle yaptılar falan anlamsız buluyorum. Şöyle ki Türkiye'de bunlar işte, öne çıkan sorunlar ve. Bu sorunların birkaç tane siyasi isim tarafından çakışması gayet normal. Yani Sayın Ahmet Özal da söyledi bunu. ve Geçen hafta da hatta çağrıda da bulundu. Hatta önümde var Sayın Muharrem İnce mesela. 11 Kasım 2013'te söylemiş. Twitter atmış hatta tweet'i de duruyor. Öğrenciye kredi almış, mezun olmuş, iş bulamamış, krediyi geri ödeyememiş... Lütfen bu işi 2003, çözün diye tweet e atmış. Tablo yani. koymuş. O zaman şey diyelim Muharrem İnce söyledi. iktidar yaptı. 2013, 2013. Daha erken. Yani O zaman Muharrem İnce de CHP'ydi. CHP Grup Başkan Vekili olarak söylemiş yani. Peki. <laughs> e... Ama hayır. Ya, Muharrem İnce kişisel olarak bunu tamam. söylemiş. Grup Başkan yani, Vekiliydi o hani zaman. Diyorlar ya Kemal Bey'e teşekkür ederiz. Hayır hayır. Kemal Bey'e teşekkür ederiz <laughs> diyorlar ya. O zaman Muharrem İnce'ye teşekkür etsinler. Muharrem İnce o zaman da Kemal Bey var ama Kemal Bey Söylememiş. Ama O, o zaman faizler bu kadar. Doğal değil. olarak. Faizler Ama hayır. Yani değil. o söyledi, bu yaptı meselesi. Yani bazı görünen sorunlar birçok kişi tarafından şey yap, ifade edilebilir, telaffuz edilebilir. Ona bakarsanız mesela asgari ücretin yetmedi ara bir zam yapılması gerektiğine dair yazan bir sürü köşe yazarı oldu. Peki. Ne diyelim şimdi? En önce mı yazdı? O yüzden bu çok anlamsız. İktidarda Son kimse o yapar. o zaman benim Mersin'e iki cümleyle benim Mersin'e tavsiye Sayın Kılıçdaroğlu alacağım. kendisine bağlı belediyelerde de Sayın Kılıçdaroğlu kendisine bağlı belediyelerde de mesela ulaşım kartlarında öğrencilerin ulaşım kartlarındaki zammı geriye aldırsın. Hep birlikte alkışlayalım ve teşekkür atalım. Buradan söz teşekkür. veriyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendine bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya büyük şehirlerinde öğrencilerin toplu taşıma kartlarına son bir yılda yapılan zamir geri alsın. Ben teşekkürler Kılıçdaroğlu diye tweet atacağım. Peki teşekkür ediyorum. Çok kısa da sizin değerlendirmeniz lazım. Tekrarlayayım mı? Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere, Melike? bir kere bu sorunlar siyasiyle... Tekrarlayayım mı? Yok yok tamam. Ee, sıkı... Yani... ha. Kemal Bey alkışlanacak bir şey yapmak istiyorsa kendisine bağlı belediyelerde Tamam anlaşıldı. Bu ulaşım zamını geri alsın öğrenciler için. Peki, Bitmedi de... devam edebilirim. Mesela tamam. kredi versin çocuklara, burs versin çocuklara. Ama bak burs tamam. çocuklara. başka şeyler tamam. gelir Çok yani kısa yani ana konudan Hayır, satıyorsun. hayır. As hayır. E, şöyle iki üç bu geçmek bir sorun. Sorun. Belediyesi... bir sorun. Bu sorundan nasıl haberdar olur, haber olur siyasi lider? Şey Siyasiler İstanbul nasıl Büyükşehir haber olur? Belediyesi 10 tane Avrupa ülkesinden tamam. büyük öyle efendim, değil. Efendim siz, Orayı siz, siz, eleştirmeye tamam. devam edin. Yapın o zaman. Bey, siz devam edin. Ben e o e Buyurun, e yo, Sayın Türker sizin de kısa Hayır, ben ben, bir yapayım. Ben, ben yapayım. Kredi, yurtlar Kurumu'nu konuşuyorum. Ulaşım ulaşım, ulaşım açsın başlık tamam. tamam. bu konuda ile Çünkü tamam. Fulya Hanım kredi 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 Canım, o belediyeler işte. çocuklara burs i̇stemiyor. versin. Siz talep edin işte. Ödeyemeyen, ne güzel. ana parayı ödeyemeyen öğrencilerin ana parayı ödeyemeyen öğrencilerin Büyükşehir borsan Belediye borsan Başkanları bu Sayın işi yapsınlar. Ki, bu borsan işi borsan şey borsan şey borsan yapsınlar. Ben de tweet atacağım. De Diyeceğim ki Allah razı olsun Melik Bey'den. Melih Yiğit istedi diye yaptılar. Tamam, tamam şimdi mı? Kısaca, şimdi bu konumuza gelelim. Tamam, evet. Bir, kısaca. bir, bir, sorunlar siyasilere nasıl gidiyor? Sorunlar siyasilere bu işten mutazarır olanlar, gençler, örgütlenmişler. Bu para fazla geliyor. Önce partilerde söylüyorlar. Parti kadrolarına söylüyorlar. Bu parti kadroları da bu konuyu eğer iktidarsa çözüm için iletir. ilgili yerler çözüm arar. Muhalefetse dinlendirir. Bir kere Kılıçdaroğlu bunu dinlendirdiği saate kadar iktidar adına bu sorunu çözeceğiz diye gündeme getiren yok. Ancak İktidar o Var var. Yok yok hiç yok. Ben şimdi söyleyeceğim. Var nasıl var olduğunu. 2019 Böyle, Erdoğan. E, e, niye çözmemiş ki 2015'ten bugüne kadar 7 yıldır? A Peki. Aman ha Erdoğan'a hafızlık yapmayın. Erdoğan'ı birdenbire iktidarsız Hayır. otoritesini kullanamayan durumuna düşürüyorsunuz. Aman ha dikkat edin. Değil değil. Yani 2015'te de dile getirip de yılda... başbakanken sonra cumhurbaşkanıyken yerine getirmemişse ya da ay, ay, 2019'da Cumhurbaşkanı hayır, 2019'da 2019'dan 2022 zaman, yılına kadar 2 yıl getirmedi. 2 yıl. 2019 bakın sonu, aman ha aman. 2019 bakın, sonu, vallahi billahi ben üzülüyorum Sayın Erdoğan Şimdi, adına. E... Cumhurbaşkanı adına üzülüyorum. Bakın sakın böyle tamam, söylemeyin. Tamam lütfen tamamlayın bir, Sayın Türker. Bunu, hayır, gündeme getiriyor. Alıyor, bunu gündeme getiriyor. Partiler bu arada bu konuların çözümü içinde ilgili mercilerle görüşüyorlar. Bu demektir ki İlgili merciler bu konuda faizin silineceği mesajını da vermişler ki Kılıçdaroğlu ya bunu ya da kendisi olarak faizleri ödemeyin dedi. Çünkü kaldıracağını biliyor ki kalktı. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Cumhurbaşkanının açıklamasına bırakıyor. İlgili bakan peşin açıklayabilir. İlla Cumhurbaşkanı açıklayacak bir şey yok ki. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi bakan ne iş yaparsa yapsın Cumhurbaşkanı yaptı demektir. Mesela Sayın Süleyman Soylu o fırtına anında geldi buraya bulundu. Bakın Cumhurbaşkanı'nın gelmesine gerek yok. Çünkü Cumhurbaşkanı tamam, gelmiş sayılıyor. Tamam bu KYK meselesini bir iki e, işte, tamamlayalım. Edeyim. Evet. Gelmiş sayılıyor. Onun için burada yapılan şey şu. <laughs> ben e, Altay'ın e, şeyini de okudum. Grup Başkan Vekillerinin tweetini. Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Teşekkür ederiz. Ödemeyi de yaptı. Cumhurbaşkanı da teşekkür ederiz diyor. Bir kere zaten bir ödeme yapılmıyor. Devlet bütçesi açısından gelir olmayan, çünkü devlet bütçemiz nakit esaslı bir bütçedir, tahakkuk esaslı değil. Tahakkuk eden faizleri göremezsiniz gelir olarak. Burada şundan bahsediyor Cumhurbaşkanı, biz bu faizleri silmekle 5-6 milyar liralık bir gelirden vazgeçmeyi kabul ettik diyor. Peki. Ki biraz evvel Sayın Özal'ın bahsettiği gibi. Şimdi Burada mesela bu konunun böyle savunulacak kadar iktidar adına kadar olmadığını biraz evvel Sayın Özal'ın açıklamasına göre söylüyoruz. Ne dedi Sayın Özal? Daha evvel borç para alıp ödeyenler ne olacak? Demek ki bu iş çözülürken, masaya yatırılırken o kişilerin mağduriyetini de ortadan kaldıracak. Ya da ödemişler ama evet. kaldıramayız açıklamasını kapsayacak bir çalışma, bir şey olsaydı belki kesilirdi. Şu anda KYK niye hale gündemde? Sayın Özal'ın aynı şey bize de söyleniyor. Burada çıkıp konuşuyoruz diye aman ha abi bunu söyler misin diye bize tweet dağıtıyorlar, mesaj dağıtıyorlar. Tamam. Bu konuda burada ne Kılıçdaroğlu öndedir ne iktidar öndedir. Sonuçta Türkiye'nin bir sorunu çözülmüştür. Bir sorunun çözüldüğü zaman istediği kadar desinler, Sonuçta birilen aklında şu kalır, iyi ki Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Bunun manası şudur, ha, her sorusu olan eğer iktidar duyarsız kalır da sizin iktidar tarafına söylediklerinizi yerine getirmiyorlarsa muhalefete söylenin yüksek sesle söylesin, grup toplantısında söylesin. Böylece bütün ediyorum. Türkiye duyar, iktidar da çözüm üretir. Teşekkür Muhalefetin efendim. zaten görevi iktidara yol açmak, iktidarın çözüm üretmesini sağlamaktır. Peki. Burada Cumhurbaşkanı son da çok güzel sinaye yapmış. Onu da çok güzel yani e, diplomatik ya bir yanıt. Onlar getirdiler biz çözdük. Yani ne diyor? Siz sorunları kime götürürseniz götürün. Çözüm merciği iktidar biz olduğumuz Peki, için. Bu da son icra biz olduğumuz olsun. için biziz diyor. Şimdi, Ona da teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey. Her sorunu da inşallah Peki. çözerler. EYT'yi de böyle çözerler. Tamam teşekkür ediyorum.